Zaman kullanımı bireyin ruh sağlığıyla doğrudan ilişkili bir durum. İnsanların zamanlarını nasıl kullandıkları ve bu zamanları neyle doldurdukları çok önemli. Bu bakımdan insanların kullandıkları zamanı kullanma biçimleri açısından çeşitli sınıflandırmalar var. Bunlardan bir tanesi de ciddi boş zaman ve kayıtsız boş zaman. Ciddi boş zaman ve kayıtsız boş zaman 1980'li yıllarda ortaya çıkmış, Robert Stebbins tarafından ortaya konulmuş bir teoridir. Etnografik çalışmalar sonucunda insanların davranışlarını gözlemleyerek ciddi ve kayıtsız boş zaman olmak üzere bizim genel olarak iki çeşit boş zaman etkinliklerine katıldığımızı ortaya koymuştur. Ciddi boş zaman Türkçe karşılığı olarak titizlik göstermek ve önem vermek anlamına gelmektedir. Ciddi boş zamanla başlayacak olursak, bilgi ve beceri gerektiren önemli ve ilginç konularda kişinin sistematik, planlı bir şekilde ilgilendiği aktivitelerdir. Ciddi boş zamanın tam zıttı kayıtsız boş zaman olarak ortaya çıkmaktadır. Bizim ciddi boş zaman aktivitelerimiz dışında kalan tüm boş zaman etkinliklerine kayıtsız boş zaman diyoruz. İster ciddi, ister kayıtsız olsun. Boş zamanları bir şekilde değerlendiriyor olmak önemli. Hiçbir şey yapmamaktansa her zaman bir şeyler yapmak daha iyi. Acaba gerçekleştirdiğimiz boş zaman etkinliği hangi gruba giriyor? Ciddi mi, kayıtsız mı? Ciddi boş zamanı kayıtsız boş zamandan ayıran temel özellikler bulunmakta. Bunların ilki bizim öncelikle zaman, para ve ciddi bir şekilde kayda değer çaba harcamamız gerekiyor. Aralarındaki farkı örneklerle açıklayacak olursak, çevrenizdeki insanların fotoğraflarını çekip sosyal ortamlarda paylaşıp kendinizi ve onları mutlu edebilirsiniz. Bu kayıtsız bir boş zamandır. Ama daha iyi bir fotoğraf makinesi alıp, değişik fotoğraflar çekip bunları albümler haline getirip ve giderek gelişen ilgi alanlarına yönelirseniz, örneğin doğa fotoğrafları, çocuk fotoğrafları gibi, bu ciddi boş zaman olur. Kendine zaman ayırma ve ürünler ortaya koymak hem birey için hem de toplum için önemlidir. Çünkü toplumu oluşturan bireylerin mutluluğu, mutlu bir toplum yaratmanın ön koşuludur. Bu durum, boş zamanların etkin ve verimli değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarır. Boş zamanı etkin ve verimli değerlendirirken de zamanı kullanma biçimi önemlidir. Peki, zamanı kullanma biçimlerine göre boş zaman nasıl sınıflandırılır? Ülkemizde böyle bir sınıflandırma yerleşmiş durumda mı? Böyle bir sınıflandırmanın farkında olmak bireye ve topluma ne katar? Boş zaman dediğiniz şey kendinizi mutlu edeceğiniz zaman olmalı. Bir insan kendisini mutlu edebiliyorsa o zaman çocuklarına daha faydalı olabiliyor. Görülen o ki Zeynep Hanım boş zamanlarını ciddi bir şekilde değerlendiriyor. Fotoğraf çekmeyi hayatının ayrılmaz bir parçası haline getiriyor. Bunun sanatsal bir etkinlik olması tabii ki şart değil. Zevk aldığımız, yapmaktan mutluluk duyduğumuz, sevdiğimiz herhangi bir şeyi de ciddi boş zaman etkinliği haline dönüştürmek mümkün. Kayıtsız boş zaman etkinlikleri ile ciddi boş zaman etkinlikleri arasındaki fark örneklerle anlatıldığında oldukça belirgin. Kayıtsız boş zaman etkinlikleri anında ve kendiliğinden gelişip içsel doyum sağlarken ciddi boş zaman etkinlikleri plan, program ve çaba gerektirirler. Hem ciddi boş zaman hem de kayıtsız boş zaman etkinliklerinde genel olarak nitelikli zaman geçirildiği söylenebilir. Her ikisinde de gerçekleştirilen etkinlikler bireyin ruh sağlığını çoğunlukla destekler. Yaşam doyumunu arttırmaya yardımcı olur. Ama bazı kayıtsız boş zaman etkinliklerinin bireyler üzerinde olumsuz etki yarattığı da görülebilir. Katıldığımız boş zaman etkinliği bizde anında haz ve mutluluk yaratmayabilir. Ama sonrasında sabrederek hem başarı hem de deneyim elde edilebilir. Bu şekilde farkında bile olmadan ciddi bir boş zaman etkinliği içinde bulabiliriz kendimizi. Bir kişinin zamanını kayıtlı ya da ciddi boş zaman olarak değerlendirmediği durumlarda ise hiçbir şey yapmayan ve ne istediğini bilmeyen bir kişi profili ortaya çıkacaktır ki bu bir boşluk demektir aslında.
Bu boşluk ise psikolojik problemlerle dolabilir, yalnızlıkla dolabilir. Ve üretken olmayan bir kişi giderek kendi benliğini, kendi potansiyellerini sorgular ve kendisiyle çatışır şeklinde özetleyebiliriz psikolojik etkilerini. Ciddi boş zaman etkinliklerine tamamen kendimizi dahil hissetmemiz aslında çok istemek ve çok sevmekle ilgili. Kişinin titizlik göstermesi ve bir şeye önem vermesi aslında kişinin sevmesiyle başlıyor. Peki sizin en sevdiğiniz etkinlik ne? Benim en çok sevdiğim şey her zaman fotoğraf çekmek oldu.